سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله مع بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. ورحم الله عمر بن الخطاب يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. ورحم الله عثمان بن عفان تستحييه الملائكة وجهز جيش العسرة وزاد في مسجدنا حتى وسعنا. ورحم الله عليا ابن أبي طالب اللهم أدر الحق معه ومحيى الدار صدق الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamber aleyhissalatü vesselam, ehl-i beyt, ehl-i ashab, ödvallar, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itaat, darbaka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız caminin kıble tarafında Süleyman Kanuni Süleyman Türbesi'nin girişinde yatan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersim dinler kardeşlerimiz, bu cami şerif yaptıranlar, bu cami şeriften güzelen eğme, hutaba, müezzin, kayyime, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum olan evliya, ulema, suliha, şüveden ünniyat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Rahimallahu Ebu Bekir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Allah merhamet etsin, rahmet etsin. Allah onu sıkıntılardan kurtarsın. İki cihanda Allah onların nimetine boğsun inşallah. Zevveceni ibnete, kızı Ayşe'yi benimle evlendirdi. Ve hamaleni ila daril hicre, beni hicret yurduna, Medine'ye götürdü. Ve ataka bilale min malihi, ve Allah-u Zülcel Hazretlerine inandı. Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul etti diye ilk Müslümanlardan olan Bilal bin Habeşi'yi kumların üzerinde, sıcak kumların üzerinde göğsüne taş koyarak ettirildiği sırada onu parasıyla satın alıp hürriyetine kavuşturdu. Ve mâ nefe'ani mâlin fil İslam mâ nefe'ani mâl ve Ebi Bekir. Ebu Bekir'in zenginliği, malı kadar bana bir fayda veren başka mal olmadı. Evet, Hazreti Ebu Bekir Hulefai Raşidin dediğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en hayırlıları olan halifelerden birincisidir. Ve ehl-i sünnet itikadına göre peygamberlerden sonra
insanların en hayırlı, afdalul halaik, yaratıkların en faziletlisidir peygamberlerden sonra, ba'del enbiya. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu fıkıh ekberinde söylediği sözler işte bu hadislere dayanıyor. Ebu Bekir'i peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet ettiğinde yetişkin erkeklerden ilk Müslüman olan kişidir. Peygamberimiz yalnızdır. Cenab-ı Hak onu Hira Nur Dağı'nda peygamberlik göreviyle görevlendirmiş. Bunun üzerine Hatice radıyallahu anha validemize gelmiş, anlatmış. O derhal inanmış. İman kapısını ilk açan Hazreti Hatice'dir radıyallahu anha. Çok heyecanlanmış peygamberimiz. Cibril aleyhisselamı asıl hüviyetiyle görmüş Hira Nur Dağı'nda. Hacca gidenler inşallah çıksın oraya. 50 dakika sürüyor çıkış. Araplar çıkarmak istemez. Onlar öyle şeylere pek iyi bakmıyorlar. Ama peygamberin bastığı her yere basmak iyidir. Onun için oraya çıkarsanız, onun bastığı yerlere basarsanız bir şeyler kazanırsınız. Orada mağarada, Hira Nur mağarasında, iki mağara dediği de iki kaya böyle, insan dikelemiyor, böyle eğik kalıyor. Orada günlerce kalıp tefekkür ederken işte 610 yılında Cebrail aleyhisselam gelmiş, ikra ve Rabbül ekremüllezî alleme bil kalem, oku demiş. Peygamberimiz ümmidir. İlkokula gitmemiş, ortaokul, liseye, fakülteye gitmemiş, üniversiteye gitmemiş. Mâ ene bikâriin, ben okumak bilmem demiş. Bunun üzerine tekrar sıkmış, onun kucağına almış, kızıkmış. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradanın adıyla bismillah diyerek oku, okumaya başla. O Allah ki insanı yarattı, insana kalemle ilmi öğretti, bilmediğini öğretti diye İkra suresinin 5 ayetini okumuş. Ondan sonra kaybolmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı asıl hüviyetiyle görmüş. Anlatıyor ki ufku kaplamıştı kanatları diyor. Bir burada gördü asıl hüviyetiyle, bir de miraca çıkarken Sidre-i Münteha'da bütün yaratıkların varabileceği son noktada benden bu kadar dedi. Bundan ötesine senden başka kimse gidemez. Onun için Sidre-i Münteha son nokta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın irade ettiği şekilde, takdir ettiği şekilde Cenab-ı Hak'la buluştu. Cenab-ı Hak mekana sığmaz, şekle sığmaz. Küllü mâ hatara bibâlike vallâhu gayru zâlik. Aklına, hayaline şekil olarak ne geldiyse Allah o değil. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Bizim kafamıza sığmaz şekil olarak. Bunlara bakarak biliyorsunuz putperest oluyorlar. Ağaca, taşa tapıyorlar. Onlarda bir Allah fikri var ama Allah'ı bir taşa benzetiyorlar, ağaca benzetiyorlar. Putperestlik buradan doğuyor. İslam'da bu yok. Aklına ne şekil gelse Allah o değil. Ama Allah var. Var, kainat var. Bir düzen var. İnsanlara bak. Her insanın kulağı iki tarafında. Önde değil. Gözler önünde, ortasında burun var. Bu kim, planı kim yaptı ya? Bu plan kim? Rastgele olur mu? Milyarlarca insan doğuyor, hiç aksamıyor, sapıtmıyor. Rastgele olsa bir bozukluk olur. Evet, Allah var. Her şey onun varlığını delalet ediyor. Görebilene. Evet efendim. Şekle sığmaz, mekana sığmaz. Cenab-ı Hak'la buluştu. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde gözü hakikati gördü. Gözü kaymadı, şaşırmadı, bayılmadı. Aynen böyle söylüyor. Nasıl gördüğünü inşallah Cenab-ı Hak bizleri, müminleri cennetine sokar. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de kavuşturur. Sorarız nasıl gördün diye. Zaten cennete girmeyi Allah nasip ederse cuma günleri, her cuma günü
Cenab-ı Hak kendisi Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Ve müminler o Kur'an-ı Kerim'i ondan dinleyince güzelleşecekler, çok güzel olacaklar. Evlerine döndüğünde evdekiler, yahu sen çok güzelleşmişsin diyecekler. İnşallah Allah nasip eder o cennete, akla hayal gelmedik güzelliklere Cenab-ı Hak bizleri de kavuşturur. Evet efendim, orada buluşunca Allah Zülcel Hazretleri, Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Ey şanlı peygamber, Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerine olsun, sana olsun deyince Cenab-ı Hak o özel mecliste, hiçbir insana nasip olmayan özel mecliste hemen bizi düşündü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ya Rabbi, selamet, afiyet, şeref, güzellik yalnız bana değil, bana gönül veren, inanan müminlere de olsun. Benden evvelki peygamberlere, sana inananlara da olsun diye Ali cenaplık gösterdi. Allah'ın mukarreb melekleri, bu manzarayı görenler, bu Efendimizin Ali cenaplığı karşısında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, şehadet ederiz ki, gözümüzle görmüş gibi kesin olarak söyleriz ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Gene böyle kesin olarak söyleriz ki Muhammed Mustafa Allah'ın peygamberi ve kuludur dediler. Biz de bunu işte namazda hikaye olarak okuyoruz. Onun için Efendimiz buyuruyor ki namaz müminin miracıdır. Peygamberimiz buna miraçta nail oldu. Biz de onu hikayeden namazımızda, eğer namazımız güzel kılarsak bunu yaşarız. Bunu yaşayanlar var. Gerçekten Allah nasip etsin böyle bir namaz kılmayı. Allah'ın huzurunda olduğu bilinci içinde Allah'la dünyanın bütün fikirleri arkasına atıp Allahu Ekber diyoruz. Bak, atıyoruz arkaya. Dünya namına ne varsa hepsini atıyoruz. Sana yöneldim diyoruz. Sözde diyoruz. Gerçekten bunu diyebiliyorsak diyenler var. Mesela zaten peygamberimiz tabii diyecek. Evet, bunu diyenler mesela Hazreti Ali, şimdi Ebu Bekir, Ömer, Osman başta olmak üzere çok büyük insanlar muharebede yaralanmış. Baldırından bir tarafa bir de ok gelmiş, delmiş geçmiş, içeride kalmış ok. O zaman ağır kesici yok. O oku çıkarmak isteseler çok acıyacak. İnsan dayanamaz. Çıkarmasalar çok sıcak, kurt atacak, bacak gidecek. Durun demiş, bir abdest almış, namaza durmuş. Namazı işte bu dediğimiz şekilde kılmış. O birinci rekattayken oku çıkarmışlar. O zaman antibiyotik ilaçlar yok. Kızdırılmış, ateşte kızdırılmış demirle yaranın iki tarafını dağlamışlar ki gurdatmasın diye. İşlerini bitirmişler. Selam vermiş. Demiş başlayın artık demiş yahu. Ali demişler biz onu ilk rekatta hallettik. Böyle namaz kılınır. Allah bize de nasip etsin. İşte mümin, namaz müminin miracıdır. Gerçekten Cenab-ı Hak ile Allah'la buluşma sahnesinde bunlar oldu. Onun için biz de namazda müminin miracıdır. Efendimiz öyle buyuruyor. Bu duygularla namaz kılabilsek bağırılanı çağırılanı duymayız. Ne yapsalar hiç haberimiz olmaz. Kendimizden geçeriz. Allah'la bütünleşiriz. Ama bunu yapamıyoruz diye de vazgeçmek yok. Demişler karınca hacca gidiyormuş. Nereye gidiyorsun demişler. Kabe'ye gidiyorum demiş. Bu haliyle mi demiş. Karınca yürüyüşü. Varamasam da o yolda ölürüm ya demiş. Aha, biz de böyle namaz kılamasak da böyle bir
Miraç olan bir namaz kılacağız diye yola düştük. Devam edeceğiz. Bir gün inşallah turnayı gözünden vururuz inşallah. Evet, şimdi bu bir Sidri Münteha'da görmüş Cebrail asıl hüviyetiyle. Hiçbir peygamber göremedi, dayanamaz çünkü. Bir de burada Hira'yı Nur mağarasında ilk vahiy geldiğinde gelmiş Hatice'nimize sormuş. O Kuddus, Kuddus, Kuddus amcası Varaka alim, Hristiyan alimi, gerçek Hristiyanlardan, La ilahe illallah, İsa Nebiyullah diyenlerden, Allah'ın oğlu filan demiyor. Hemen onu demiş ki Zemmilyuni, Zemmilyuni Hatice'cim, çok heyecanlıyım, beni ört demiş, azıcık yatayım. Kur'an evet, beni ört, beni ört. O yatmış, uyumuş. Ondan sonra Hatice Hanım'ız amcasına gitmiş. O da Kuddus, Kuddus. Bu peygamberlere gelen Cibril, namusu ekber. Aa, yaşım genç olsaydı da Muhammed'i hemşerileri sürüp çıkardığı zaman Mekke'de onunla beraber olsaydım. Hatice Hanım'ız, benim kocam kötü adam değil ki, niye sürsünler? Öyle de ama gene de onu Mekke'den sürecekler. Biz ona hicret diyoruz işte. Gelmiş Efendimiz sonra, kalk diyor, kalk Allah. Ey örtüle bürünmüş Muhammed Mustafa, kalk. Evet. Fesiyâbeke ve tahhir. Elbiseni temizle, abdest al. Evet, Allah'ı zikret. Bu Kur'an'da var bunlar. Evet. Şimdi işte ilk inanan Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz. Ondan sonra çocuklardan Hazreti Ali. Şimdi hadisin gerisinde onlar da var. Yetişkin erkeklerden Ebu Bekir. Yetişkin erkeklerden, mükellef erkeklerden ilk inanan Hazreti Ebu Bekir'dir. Evet, çok zenginmiş. Çok zenginmiş. Evet, Ebu Bekir Sıddık. Efendimiz ne dese tamam efendim diyormuş. Niçin? Sebebi ne ya Resulallah? Hiç dememiş. Hiç dememiş. Müslüman da Allah'a ve Resulüne teslim olan adam demektir. Müslüman kelimesi de teslim kelimesi aynı kökten gelir. Seleme kökünden. Allah ne buyurdu? Niye buyurdu? Sormayacaksın. Amanna ve sattakna. Gerçek Müslüman budur. Evet. Öyle bir Allah Resulüne böyle teslim olduğu için, hiç sormadığı için Sıddık. Evet. Miraç'taki olaylara da Ebu Bekir demişler, Muhammed gece gitmiş, dünya semalarını açmış, Allah'la buluşmuş gelmiş. Buna da mı inancın demişler. O zaman uçak yok, füze yok. Demiş, ben ondan daha gariplerine inanıyorum demiş. O ne söylerse doğru söyler. Onun için Cebrail gelmiş, onun adı demiş Sıddık. Ebu Bekir değil, Sıddık. Peygamberi garazsız, ovasız tasdik eden adam. Evet, bu Ebu Bekir Sıddık, Efendimiz Peygamberimize zengin adammış. Bütün söylüyor zaten, servetini İslam uğrunda harcamış. Diyor ki, ya Resulallah, Efendimiz Hazreti Hacanamızla o 40 yaşındayken Efendimiz 25 yaşında evlenmiş, üstüne ikinci hanım almamış. O vefat edinceye kadar 65 yaşında 25 sene ikinci hanımla evlenmemiş. O durmadan ya Resulallah, akraba olalım, akraba olalım, akraba olalım. Kızımı al diyormuş, kızı Ayşe anamız. Kızımı al diyormuş. Efendim öyle diyor. Bu Ebu Bekir diyor, Zevveceni İbnetevü Ayşe, kızı Ayşe ile beni evlendirdi. Peki demiş Efendimiz de. Evet, İslam'da böyle. Babalar çocuklarını nikahlayabilirler. Ama evlenen adam çocuk buluğa ermemişse, buluğa erince kadar sabreder. Nikahlı karısıdır, onu bakar, çeker, büyütür. Ama ilişki kuramaz, buluğa ermemiş. Evet, İslam'da böyle efendim. Ben başka şeylere karışmıyorum. Ayşe anamızla ilk tek evlendiği kızdır. Ötekiler hep duldur. Yaşlı başlı kadınlardır. Ahlaki, siyasi, dini
nedenlerle İslam'ı yaymaya çalışıyor. O maksatlarla mesela bütün Arapları kışkırtan, şimdi olduğu gibi bütün dünyayı Müslümanlığı yıkmak üzere tahrik eden Yahudiler o zaman da Safiye anamızla evlenmiş. Safiye anamıza Müslüman ol dememiş. Şart koşmamış. Harp edilmiş, kazanmış. Cariye olarak ona düşmüş. O da azat etmiş. Evlenmiş. Hemen çok akıllı kadın Safiye anamız. Hemen Müslüman olmuş. Ve o Müslüman olup onunla evlenince peygamberin siyasi. Yahudiler demişler ki Ebul Kasım damadımız oldu demişler. Bir daha onun aleyhine çalışmayalım. Onların şeylerini durdurmuş. Hareketlerini. Yani çok evlenmesi azgınlığından değil. Öyle diyenler var da. Onun için bu konuyu şey ettim. Ve şunu da arz ediyorum. Hep söylerim. Mekke yaşayanlar İslam'dan evvel son derece ahlaksız insanlardı. Akşam gidiyor bir erkek bir kadının kapısına serpuşunu asıyor. Giysisini. O kadın o erkeğin. Ertesi gün biri erken gidiyor. O asıyor. O erkek onun nikah mihkate bir şey yok. Öyle bir toplumdayken peygamberimiz de çok güzel. Onun nuru ilk yaratılan. O nur Adem babamızdan peygamberden geçe peygamberimizin babasına gelmiş. Abdullah öyle güzel. Nur, peygamber nuru var çünkü. Kızlar aşık, ne şiirler yazıyorlar. Arap şiirinde var. Amine anamızla evlenince peygamber Amine anamız hamile kalmış peygamberimize. Nur Amine anamıza geçmiş. Öyle güzel bir insan peygamberimiz. Allah cennete girip onu göstermeyi bize nasip eylesin inşallah. Evet. Buna rağmen ne şiirler var UNESCO'da İngilizceye, Fransızcaya tercüme edilmiş Arap kızlarının peygamberimize döktürdükleri aşk şiirleri. Hiçbirine yüz vermemiş. Çünkü o Allah'ın terbiyesindeydi, korumasındaydı. Onun için hiçbir leke yok. Tabii ben böyle müminim, buna inanacağım. Böyle çünkü veriler böyle. Ama Fransız filozofu var Voltaire diye. Ömrü boyu papazlarla, kiliseyle uğraşmış bir dinsiz profesördür Voltaire. Papazlar şimdi olduğu gibi Muhammed Huvarda zampara, kaşkarı almış filan. Milletin gözünden düşürmek istiyorlar. Demiş ki sizin ne mal olduğunuzu biliyorum. Günah çıkartmaya gelen karıların ırzına geçiyor. Halen papa itiraf ediyor. Rahipler hala kadınların ırzını geçiyor diye hala itiraf ediyor. Sizin ne mal olduğunuzu biliyorum demiş. Ben demiş inceleyeceğim. UNESCO kayıtları var. Fransızca, İngilizce incelemiş. Diyor ki evet, Vocabulaire de Philosophie kitabında, meşhur filozoftur, Muhammed maddesinde sizi gidi müfteri, iftiracı, kara sakallı, yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Bir dinsiz böyle söylüyor. Muhammed Efendimiz tertemiz. Gençlik döneminde 40 yaşında iki kocadan dul kalmış Hatice anamızla evleniyor. Bir dinsiz de böyle itiraf ediyor. Laflar çok da onun için gazeteleri bile çıkıyor maalesef. İslam düşmanlarının yazdıklarını tercüme ediyorlar. Bilesiniz biz böyle makamı yüksek profesör adamlardan bu lafları duyduk. Hem adı Ali Müslüman diyor. Sakın ha, sakın ha. Neyse. Ondan sonra işte o durmadan tek aldığı kız Ayşe anamızdır. Ondan sonra hep dul kadınlarla evlenmiş. Diyor ki kızı Ayşe ile beni evlendirdi. Kırmamış ona. Peki ondan sonra diyor ki ve hameleni ila daril hicre. Çok işkence ettiler. 3 yıl yiyecek içecek vermediler. Boykot ettiler.
Şirb-i Ebi Talib'e kapattılar Müslümanları, aç bıraktılar, suikastlar ettiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah ona Medine'ye hicrete izin verdi. Onun için Ebu Bekir, herkes gitti, Ebu Bekir gitmedi. Efendimiz'den ayrılmadı. Mekke güneyde, Medine kuzeyde. Medine gittiği adam kuzeye gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle vakti, öğle vakti. Neden öğle vakti? Çünkü Araplar öğlen uyurlar. Öğle sıcağında 60 derece sıcakta gezemezsin. Uyurlar. Onlar öğle uykusundayken evinden çıktı, güneye gitti. Sevir Dağı güneydedir. Giderseniz oralara sokmazlar ama bir rehber bulun, çıkın oralara. Peygamberimiz Efendimiz bastığı yerlere basın. Sevaptır. Sevir Dağı'na çıktılar. Evet, onlar uykudayken orada birkaç gece kaldılar. Şimdi Araplar onu bomba attılar, patlattılar. Suudlular sevmez öyle şeyleri. Orijinali 69-70'lerde duruyordu. İşte oradan Hazreti Ebu Bekir'le, Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. La takof. İnnallâhe ma'ana. Ebu Bekir iz takip ederek Peygamberimizi müşrikler gelmişler, bulmuşlar. Şunu da kaydedelim. Hazreti Ali övecek şimdi. Yatağına Hazreti Ali yatırmış. Genç çocuk. Genç çocuk. Çocuklardan ilk Müslüman olan Hazreti Ali'dir. O da beni öldürdüler diye hiç itiraz etmemiş. Müslümanlığı görüyor musunuz? Peygamber uğruna ölümü güzel diyor. Ali adam olmaz mı? Büyük insan olmaz mı? Yaşayana yatmış, mışıl mışıl da uyumuş. Hiç korkmamış. Allah'a olan tevekkülüne bak. Zorlamışlar, girmişler eve, bir bakmışlar Peygamberin yatağında Ali yatıyor. Peygamberimiz onu yatırmış, kendisi Sevir Dağı'na girmiş. Orada işte iz takip ederek vardıklarında izci demiş, aha buraya girdi. Bir tokat atmış Ebu Cehil, sen bizi aptal mı sanıyorsun demiş. Çünkü Allah Celle Kur'an'da var. Evlerin en şaşkını inne evhenel buyut le beytül ankebut. Evet, örümcek evi. Böyle hö ettin mi hepsi yok olur. Mağaranın ağzına gelmiş örümcek bağ bağlamış. Bir güvercinli kalmış, yuva yapmış. Aptal demiş. İnsan girse demiş, örümcek ağı mı olur? Güvercin yuvası mı olur? Sen bizi aptal mı yazıyorsun? O zaman hakikaten ben girdim o mağaraya. Şöyle eğilse de bakıyorsa da görecekler. Ebu Bekir Efendimiz endişelenmiş. Evet, şimdi baksalar görecekler. Peygamberimizi kıyamıyor, öldürecekler diye. Efendimiz'e hiç telaş yok. Allah'a inanan, kadere inanan telaşlanmaz ki. Niye korksun ki? Kader bozulmaz ki. Biz bunu emmentü billahi ve melâketi ve kütübihi ve rasulü ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerhi diyoruz ama bir şey oldu mu diyoruz. Allah bize öyle kamil iman nasip etsin. Ebu Bekir diyor, la takaf. İnnallâhe ma'ana. Korkma, Allah bizimle. Evet, yani bir insanın hocası olmalı. Ebu Bekir böyle deyince onu ikaz etti. Kadere inanan sandınsın. Biz bize düşünü yaptık işte. Gizli geldik, dağa çıktık. Orada çok güzel mağaralar var. Onlara girmiyor da böyle zor sığılacak mağaraya giriyor, şaşırtıyor. Aklını kullanacağın iş yaparken, ya Rabbi bana düşeni yaptım, bundan sonrası sen bilirsin. Sana düşeni yapacaksın, tevekkül öyle. Niye telaşlanıyorsun diyor. Bize düşeni yaptık Ebu Bekir. Bundan sonra diyor ne olursa, kaderde ne olsa olacak. Böyle tokat atıyor, seni aptal mı diyor, oradan çekip gidiyorlar. Onlar gittikten sonra da işte Medine'ye kadar öyle diyor. Ve hamedeni ile daril hicre, Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimizin kuruşu yok beyefendi. Ebu Bekir Efendimiz zengin adam,
kölesiyle hazırlatmış, devesinde götürüyor Medine'ye. Medine'ye devesinin üstünde ve hamaleni ila daril hicre, hicret yurdu olan Medine'ye beni götürdü, taşıdı. Ve ataka Bilal'e min malihi. İlk Müslümanlardan Bilal Habeşi Müslüman olmuş, siyahi bir köle. Efendisi bunu öğrenince 60 derece sıcak, kızgın kumun üstüne çıplak yatırmış, sırtına da bir taş koymuş, işkence ediyor. Muhammed'i inkar et, ona söv. Benim putlarıma taptığını söyle diyor. O da ahad, ahad diyor, bir türlü demiyor. Onu görünce Ebu Bekir, dur lan diyor, dur. Kaç para bu? Mesela köleler alıp satınıyor. Diyelim 1000 lira. Al sana 5000 lira diyor. Parayı görünce tamam, kurtarıyor onu. Onu söylüyor. Bilal-i Habeşi'yi malından para vererek Allah yolunda işkence gören, şiddetli işkence gören Bilal'i azat ettirdi, azat etti, kurtardı. Ve ma nefa'ani malun fil İslami, ma nefa'ani malu Ebu Bekir. Ebu Bekir malının tamamını İslam'a harcadı. Onun malının İslam'a yarar verdiği kadar başka mal yoktur. Ebu Bekir övüyor. Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Bunları yaptı. Evet. 40 bin dinar harcamış. 40 milyar demek. Bugün parasıyla harcamış. Evet. Ebu Bekir Efendimiz ağlamış. Böyle deyince evet. Beka Ebu Bekir. Ebu Bekir ağladı. Onun üzerine şöyle dedi Ebu Bekir. Hel ene ömeli illa leke ya Resulallah. Canım da malım da senin için feda olsun ya Resulallah. Şu imana bak arkadaş. Feda edebiliyor muyuz? Yok ya. Şimdi adam zengin, hacı. Karşılaştığı manzaraları arz ediyorum. Oğlu namazlı, abdestli. Askerde işte namaz kılmayan, sarhoş adamlarla askerliği yapmış, arkadaş olmuşlar. Düğün ediyor şimdi oğlan. Yaşadıklarımı arz ediyorum efendim. Geliyorlar düğününe. Ali, evlenme hayatta bir defa oluyor. Biz ta Van'dan geldik arkadaş. Erzurum'dan geldi arkadaş. Asker arkadaşıyız. Hayata bir defa evlenirsin. Bize şarap alacaksın. Düğün bu ya. Evleneceğiz. Ya etmeyin, kılmayın. Babam kesinlikle bu işleri yapmaz. Ya Ali bizi kıracak mı ya? Ta nereden geldik ya biz? Düğün hayatta bir defa oluyor. Bizim kalbimizi kıracaksın. Oğlan gidiyor babasına. Baba, arkadaşlarım, asker arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, lise arkadaşlarım düğünüme gelmiş, uzaktan gelmişler. Onlar içki içmek istiyor. Gidin! Babası kovuyor. Hacı ya. Baba, baba, baba. Gidin! Baba, baba emme ya, baba emme ya. Çıkarıyor parayı. Allah şunu diyor. Ne halt edersin dedin. Gözüme görünme. Allah içkiyi haram kıldı. Oğlunun hatırını Allah'ın hatırından üstün tuttu bu hacı efendi. Çok var böyle beyefendi. Bana başvurulardan arz ediyorum, uydurmuyorum. Oğlunun hatırını çiğnemedi. Allah'ın hatırını çiğnedi. İnnemel hamru vel meysru vel ezlamu ritsün min ameli şeytan. Feştenibuhu. Şarap şeytanın murdar işlerindendir. Derhal vazgeçin. Emir var. Ama oğlunun hatırına Allah'ın ne halt edersin edin. Ama biz böyle sıkıştığımız zaman, ettiği zaman feda ediyoruz. O ne dedi bak. Canım da malım da senin uğruna. Hepsi senin ya Resulallah. Gerçek iman işte böyle peygamberi candan seven insandır. Allah bize de nasip etsin. Evet. Bunu, evet efendim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de Leyl suresi 18.
ve seyyecennübühel etkallezî yu'tî mâ lehû yetezekkâ ve mâ li ahadin indehû min nimetin tüczâ ayeti cellisi. Evet, Ebu Bekir hakkında nazil olmuş. Evet, Allah'tan çok sakınır ve malını Allah nezdinde temizlenmek için verir. Evet, Allah ondan ateşi uzaklaştıracaktır. Hasbeten lillah yaşar. Hasbeten Muhammed Mustafa Efendimiz için yaşar. Öyle bir insan Ebu Bekir. Allah şifadan aile eylesin. Evet. Şimdi Ebu Bekir böyle övüyor Peygamberimiz. Vefat edince herkes Efendimizin naaşı ortada. Cenaze namazı kılınmamış, defnedilmemiş. Mescide toplanıyorlar. Müslümanlar başsız olmaz. Devlet başkanı lazım. Hükümetsiz, idaresiz olmaz. Bunu gösteriyorlar bize. Efendimizin naaşı evde dururken, daha cenaze kılınmamışken mecliste toplanıyorlar. Reis bizden olacak, halife bizden olacak, başımıza geçen bizden olacak. Medineliler bizden olacak, Mekkeliler bizden olacak. Mekkeliler diyorlar ki Allah bizi, muhacirleri sizden evvel anıyor Kur'an'da. Bu hak bizim. Medineliler diyor ki hayır bizim. Çünkü biliyorsunuz Bedir Harbi'nde Peygamber'in etrafında yer alan Medineli Müslümanlar, sahabiler Mekke'den çok ulu kişileri duman ettiler, öldürdüler. Başa geçerlerse intikam alırlar diye korkuyorlar. Sandalye sevdasını değil, karışıklık çıkar diye. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesi de biz Peygamber'in ehli beytiyiz. Onlar da evinden çıkmıyor, katılmıyor mu toplantılara? Onlar da bizi sessinler diye bekliyorlar. Mescitte nutuklar sıkılıyor. Hazreti Ömer geç duymuş Peygamberimiz vefatını, irtihalini. Gelmiş bir bakmış, Efendimizin ölüsü, ölmüş hali bizim gibi değil. Bakmış hiç ölüye benzemiyor. Mübarek gülüp durur. Evet, gitmiş, kim demiş öldü dersek duman ederim demiş, bak kılıcı halinde, kellesini uçururum demiş. Hazreti Ömer, evet, Ebu Bekir bir numaralı insan oldu, orada göstermiş. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Ömer, Muhammed Mustafa peygamberden başka bir insan değil, insan. O öldüğü zaman, evet, innehum meyitun. Evet, inneke meyitun ve innehum meyitun. Sen de öleceksin Habibim, onlar da ölecek demedi mi? O ölünce sağa sola mı yalpa yapacağız? Demedi mi Allah? Ha, ondan sonra herkes böyle tutuklar çekiyorlar. Bizden olacak reis filan diye. Ömer biliyor ki bu ümmetin en üstün adamı Ebu Bekir. Daha Peygamberimiz sağlığında onu imamlığa geçirmiş. Kendi yerine imam etmiş. Elini tutuyor. Seni diyor Peygamber sağlığında yerine makamına imam yaptı diyor. Sen bizim halifemizsin diyor. Biat ediyor ona. Ebu Bekir durmur dinlemiyor. Hemen tutuyor. Elini sıkıyor. Ben sana biat ettim deyince nutuklar çekenler Ömer gibi adam Ebu Bekir seçtiğine göre diyorlar. Kuyruğa geliyorlar. Onlar da sen seçi sandığı yatıyorsun ya. Ebu Bekir efendim elini sıkıyorlar. Herkes ona biat ediyor. Seçimle iktidarı geliyor Ebu Bekir. Ve halifeliği zamanında yalancı peygamberlerle uğraşıyor. Hepsini tepeliyor. Ebu Bekir. Şimdi Allah ona rahmet eylesin. Rahim Allahu Ömer. Yakulul hak ve in kana murran. Lekad terakehu'l hak ve ma lehu min sadik. Allah Ömer İbnül Hattab'a da rahmet eylesin, merhamet eylesin, bereketini ona inzal eylesin. Hak söyler,
haktan başka söz serpetmez. Gittiği yol hak yoludur, konuştuğu haktır. Hak Ömer'in etine kemiğine işlemiştir. Öyle ki bu hakkı söylemesinden dolayı dostu yoktur Ömer'in. Dost bırakmadı diyor bak. Acı olsa da gerçeği söyler, hiç korkmaz, hakikati söyler. Ondan dolayı lakat terekehül hak ve mâ lehu min sadık. Hiç dost bırakmadı. Kimi oğlu mesela şarap içmiş, yakalamış memurlar. Baba demiş, bir suç işledim. Cezayı 80 sopa vuruluyor dinde, suç iş, şarap içene, içki içene. Cezayı bana sen vurma demiş. Dayanamam baba demiş, ben bir yanlışlık yaptım tamam demiş. Hayır demiş, özellikle ben döveceğim seni demiş. Hakikaten oğlunu döverken tabii kafaya vurulmaz, göze vurulmaz, ölecek yerlerine vurulmaz, canı acıyacak yerlere vurulur. Hedef öldürmek değil, ıslah olsun, bir daha görsünler de kimse içki içmesin. Fakat oğlan dediği gibi, babası halife, halifelik döneminde oluyor bu iş, üzüntüsünden 2-3 sopa sonra ölmüş. Öyle bir Ömer, dost bırakmadı, gerçeği söyler. Peygamber söylüyor, ben de gavurlardan duydum efendim. Amerika'da, Avrupa'da ilahi adaleti yeryüzünde uygulayan adamdır diyorlar Ömer için, hukukçular. Devleti teşkilatlandıran odur. Sağlık Bakanlığı'nı kuran odur. Belediye teşkilatını kuran odur. Uluslararası ilişkilerde mukabele bir misil vardır. Bunu koyan odur. Devleti teşkilatlandırmış. Evet, parlamenterizmi çalıştırmış. Şimdi diyorlar ya demokrasi demokrasi filan diye. Onu çalıştırmış. Mesela halife olunca İran, şimdi ben 2-3 defa İran'a gittim. Onların Muharrem ayinlerine de katıldım. Gitmeyin. Ben hocayım. Araştırma için girdim. Gitmeyin. Yani İmam-ı Azam Hazretleri Ehl-i Sünnet akaidinde Ehl-i Kıble'ye kafir denmez demese ben İranlıları Müslüman saymam. Çünkü 10 Muharrem'de zincirlerle dövünüyorlar. Ben aralarına girdim efendim. Ebu Bekir ana diyorlar. Ömer'e ana avrat seviyorlar. Osman'a ana avrat seviyorlar. Peygamber dedi ki dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Onlar böyle söylemesine rağmen onlara ana avrat seviyorlar. Yalnız bir yerde değil, her yerde, her köyde böyle zincirlerle çıplak dönüyorlar. Hatta o kadar heyecanlanıyorlar ki, sen öldün ya Hüseyin, hayat bana haram olsun, kılıcı vuruyor kafasına. Kılıcı resmen vuruyor, ölenler oluyor. O derece. Evet, ama burada da Ebu Bekir övdü peygamberimiz. Ömer'e Allah merhamet etsin, hak söyler. Acı olsa da haktan gayrı konuşmaz. Öyle Ömer ki hakkı söylediğinden dolayı dostluğu olmadı. Yalnız kaldı. Sokağın başında Ömer girdi mi sokağa, şeytandan hepsi kaçar bu sokaktan. Ömer yaman, yakalarsa duman eder bizi diye. Öyle bir hak, adalet taraftarı Ömer. Evet. Evet, Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir vefat edince seçimle halife oldu. Evet, halife olur olmaz ben dedi İran'a savaş açacağım dedi. Putperestlik şeyler var, ateşe tapanların adetleri halen var. Ateşe tapanların, yani biz de ondan galası değiliz. Müslüman olmuşuz, hakikaten İslam aleminde ben ırkçı değilim. En temiz halk bizim halkımız. Elhamdülillah Ehl-i Sünnet inancı üzereyiz. Sarhoşumuz da böyle inanır. Ama
bu inanç Arap ülkelerinde yok. İnançları bile şüpheli. Namus duyguları, neyse yani girmeyelim oralara. Böyle bir millet olmamıza rağmen kabirlere mum dikiyoruz. İslam'da mum dikmek yoktur. Şamanizmden kalmıştır. Ağaçlara bez bağlıyoruz. Şamanizmden kalmıştır, Orta Asya'dan. Hani ben İranlıları eleştiriyorum ama bizde de öyle şeyler var. Şimdi müezzinle ezan okurken işte şunu yaparsan bunu yaparsan kızın evlenirmiş, oğlanın evlenirmiş. Öyle saçmalıklar var. Batıl inançlar. Hep bunlar şamanizmde kalan şeyler. Evet. Çok bozuk adamların şeyleri. Sarık, sakal ama Ebu Bekir'e lanet okuyor, küfrediyor. Ömer'e lanet okuyor, küfrediyor. Allah Ömer'e de rahmet eylesin. Doğruyu söyler, acı olsa da dostu olmadı bu yüzden, yalnız kaldı. Evet, Rahim ve de adaleti yüzünden şehit ettiler onu. Namaz kılarken şehit ettiler. Evet. Ve Rahim Allah Osman İbni Affan. Osman İbni Affan'a da Allah rahmet eylesin. Testahiyihil melaike. Allahu Ekber. Öyle bir hayalı Osman'mış ki Hazreti Osman, melekler onun hayasından haya edermiş. Ömründe tenasül uzunu görmemiş. O kadar edepli bir insan Hazreti Osman. Ömründe tenasül uzunu görmemiş. O kadar hayalı, melekler onun hayasından haya ederlermiş. Evet, zengin ve cehheze ceyşel usra. Tebük seferine giderken çok sıcak, 30 bin kişi, herkes gelmiş, hazırım demiş, kuruşu yok, silahı yok, potini yok, yiyeceği yok, elbisesi yok. Döküvermiş bütün altınlarını. Peygamberimiz çocuklar gibi sevinmiş, devlette para yok. Böyle altınların, altın yığınlarını elini sokuyormuş, savuruyormuş. Gafarallahu leke ya Osman, ma esrarte ve ma alent. Allah senin gizli açık yaptığın bütün şeyleri, günahları affetsin ama Osman. Evet. Evvelce işleyeceğin günahı affetsin Osman. Orduyu donatmış. Bütün şeylerini vermiş, atlarını, develerini orduya. O zaman tank mı var? Hepsi tankım, at işte, deve. Paraları da vermiş. Öyle diyor Allah. Melekler onun hayasından haya eder ve cehheze ceyşel usra, malının tamamını ona vererek bu askeri teçhiz etti. Evet, ondan sonra Mescid-i Nebevi'yi basit hurma dallarından Müslümanlar, Efendimiz bizzat yapmış, uğraşmış. Müslümanlar kalabalıklaşınca Mekke'ye gelen çok, mescid almamaya başlamış. 60 derece sıcakta namaz kılabilir misin arkadaş? Camiyi büyütmek gerekmiş. Gene Osman bütün servetini harcayarak mescidi genişletmiş. Evet, şimdi inşallah gidersiniz. Efendimizin kabri saadeti var. Yanında Ravza-i Mutahhara var. Yanında minber var. Mescid bundan ibaret. Şimdi ön tarafında binanın, mescidin bina, duvarı Osman zamanında genişletilmiştir. Öyle diyor. Ve zâde fî mescidine hatta vesî'ane. Mescidimizi almıyordu. Osman mescidi yeniden yaptı, genişletti. Şimdi bizi alıyor. Osman'ı böyle övüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Ümmü Gülsüm Rukiye. Birinci kızını aldığı zaman vefat etmiş hanımı. Koca Osman hüngür hüngür ağlamış. Niye ağlıyorsun Osman demiş. Hanımım yanıyorum demiş. Ciğerim yanık. Öteki kızım da senin demiş Peygamberimiz. Evet, öyle diyor bak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zinnureyn, peygamberin iki nurununla evlendi Osman.
peygamberin bu kadar sevdiği bir kişi. Allah ona da merhamet etsin. Evet. Ve de şimdi Bizanslılar, Yahudiler kurcalıyorlar ortalıkları. Onları hizaya getirmek lazım. İşte bu asker güz mevsimi keşey kurumuş. Tank yok. Cemse yok, reho yok. Deve yok. Herkesin biricik at yok, deve yok. Çölde gidecek Şam'a. Başka türlü çibanı kurutmak mümkün değil. Yahudiler kışkırtıyor. O zaman Peygamberimiz sarı sarı bakınıyor etrafına. Bütün servetini getirmiş, koyuvermiş. Buyur ya Resulallah. Efendimiz böyle alıyormuş altınları, deviriyormuş. Gafarallah ya Osman. Ma esrerte ve ma alent. Gizli açık ne yaptıysan hepsini Allah kefaret oldu bu verdiklerin. Öyle zengin, zenginliği alayın harcaman bir Osman. Evet. Gençil Usra zorluk ordusunu işi etti. Ve rahimallah Osman ibn Affan testahi il melaike. Öyle hayalıymış ki. Evet arkadaşlar. Hayatında tenasül uzunu görmemiş. O kadar edepliymiş. Hayatında tenasül uzunu görmek haram değil. O kadar edepli ki tenasül uzunu görmemiş. Testahiyil melaike. Melekler onu hayasından haya ederlermiş. Öyle bir Osman. Allah şifatını bize nail etsin bunların. Bütün servetini İslam uğruna, mesela Tebük'se 1000 at teçhizi silahlı verivermiş. Gafarallahu ya Osman ma esret ve ma alent. Gizli açık ne yaptıysan Allah hepsine bunu şey saysın. Öyle bir Osman İbni Affan 3. halife öyle hayalıymış ki, dedim ya tenasül uzunu görmemiş hayasından. Evet, melekler testahiyil melaike, melaike onun hayasından haya ederlermiş. Öyle mübarek bir insan. Ve cehheze ceyşel usra zorluk askerini Tebük seferinde 1000 askeri teçhiz etmiş. Evet. Zorluk askerini teçhiz etti. Öyle diyor. Ondan sonra Tebük seferinde ve zâde fî mescidine hatta vesî'ana, camimizi genişletti. Evet. Ona da Allah mekanını, cenneti mekanını genişletsin. Ve rahimallahu aliyyen İbn Ebi Talib. Ondan sonra Hazreti Ali geliyor halife. 4 halifeyi övüyor hadiste. Ebu Talib'in oğlu Allah Ali'ye de rahmet eylesin. Allahümme edril. Evet. Bu Hazreti Ali Efendimiz hakkı ortaya çıkardı. Hakkı ortaya çıkardı. Ne tarafa dönse haktan yana döndü. Haysu dâre. Evet. Evet, Allahu nedir? Hakka mahu hasu dara. Peygamberin duası var burada. Evet, hep hak yoldan gitti diyor. Allah'ın aslanı mesela Hayber'in fethi. Evet. Muhasara etmiş. Peygamberin öyle çok sermayesi yok, parası yok. Yahudiler kaleye girmişler, muhtekam kaleye. Demir kapılarla kaleleri kapatmışlar. Ben gittim efendim. Hep inanmadığımdan değil, yerinde görem diye. Orada bir arkadaş buldum, izin aldık devletten. Hacıları sokmazlar oraya. Bu yazılanlar aynen doğru. Şimdiki bomba bomba yok. Kılıç var efendim, ok var. Yahudiler, bütün zengin adamlar paraları, yiyeceklerini doldurmuşlar, gülürlermiş. Susuzluktan, açlıktan öleceksiniz. Yani gebereceksiniz diyorlar da ben edepten söyleyemiyorum. Keyfine bakıyorlarmış kaleden. Hakikaten bir süre sonra başlamış sıkıntı. Herkes beline kuşak bağlıyor. Taş bağlıyor. Açlık var.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kılıcı diyor, kime verirsem o diyor kaleyi fethedecek. Ümmetin en hayırlısı kim? Ebu Bekir çıkmış, ben demiş ya Resulallah. Efendimiz kafayı eğmiş, yani sana vermeyeceğim demek bu. Akıllı adam oturmuş. Ondan sonra kim? Ömer. Ben demiş ya Resulallah. Efendimiz kafayı gene eğmiş, yani sana da vermeyeceğim. Osman onu da. Onları vermeyince kimse kalkmamış. Onlardan daha üstün yok. Ali nerede demiş? Hazreti Ali de Medine şey bir yer, suluk bir yer. Hastalanmış o da, sıtma tutmuş o Hayber'in olduğu yerde çok suluk bir yer. Zaten Yahudiler öyle çöle konmazlar. Suluk, verimli arazi olan bir yer Hayber. Orada kuru iklime alışmış oldukları için orada suluk görünce sivrisinek hasta olmuş. Yatıyor böyle 40 derece ateş, gözleri bitmiş. Demişler ya Resulallah, Ali gözleri bitik yatıyor diyorlar, yanıyor ateşler içinde. Ali'yi getirin diyor. İki kolunu adam giriyor, getiriyorlar. Puf diyor Peygamberimiz Hazreti Ali'ye. Allah bize de öyle bir puf nasip et ya Rabbi. Hazreti Ali diyor ki o puftan sonra diyor bir silkindim diyor. 18 yaşında delikanlı oldum diyor. Hiç hastalık kalmadı. Ver demiş ya Resulullah. Şu kılıcı hepsinin kellesini keseceğim. Muhammed Mustafa'ya bak. Ali biz kelle kesmeye gelmedik evladım. Onları İslam'a davet et. Müslüman olurlarsa kardeşimizdir. Kabul etmezlerse zorla Müslüman olmak yok. Bizim hakimiyetimizi kabul edecekler, ehli zimmet olacaklar, haraç verecekler. Biz hakim olacağız, bize vergi verecekler. Onu da kabul etmezlerse, aha o zaman diyor kellelen uçur. Aldıktan sonra gidiyor tek başına beyefendi. Gidip görebilirsiniz, bunların hikaye değil. Allah'ın lütfu, peygamberin duası oldu mu, kale hiç. Demir kapı hiç. Bir de kalenin etrafına şey kazmışlar, geçemesin gelenler diye su doldurmuşlar. Hazreti Ali Osman gençtir, zıpladığı gibi öbür tarafa atlamış. Ondan sonra ya Allah demiş, bir omuz vurmuş, demir kapı duruyor, görebilirsiniz, hikaye değil. Koca kapı ya demiş, yıkılmış. Ondan sonra içeri girmiş kalenin içine. Evet, Allah'a güzel tevekkül ettin mi, inandın mı? Aha bir omuz darbesiyle demir kapıyı yıkarsın arkadaş. Halen geçerli. O imanı yakalamak lazım. Ali'nin o imanını. Ya Allah deyince Allah'ın gücünden daha üstün güç var mı? Koca kapı jart de yıkılmış. Buradan işte sapıtıyorlar bazıları. Hazreti Ali Tanrı diyen var. Yoksa bir insan gücüyle yıkılmaz o demir kapı. Göreceksiniz yani. Muazzam demir kapı. Allah diyen var. Allah'ın oğlu diyen var. Allah korusun. Ama Allah'a güzel inandın mı o gücü sana veriyor. Evet. Neyse. Yahudilerin kahramanları var. Hiç yenen yok. Evet. O atın üstünde çocuk diyor, çocuk sana acıyorum diyor. Ben diyor aslanlarla savaşan bir adamım, onları tepeleyen adamım, sen bir çocuksun, acıyorum sana. Hazreti Ali diyor ki zaten annem bana Haydar derdi, biliyorsun Şiiler de Haydar Haydar diye ayin yaparlar. Haydar aslan demek. O seni diyor parçalayacak olan Haydar benim deyince o atta bu yerde ya yiğitliğine yedirememiş, inmiş atından aşağıya bütün hınciyle Hazreti Ali'ye saldırmış. Hazreti Ali genç, şimşek gibi kenara geçmiş. Seninki 2 metre yere uzanmış hızından böyle. Ondan sonra varmış Hazreti Ali, halletmiş onu.
Allahu Ekber demiş bir peygamberiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zafer bizim demiş. Hazreti Ali öyle diyor ki Rahimallahu. Evet. Allah'ın aslanı Hazreti Ali'ye de Allah merhamet etsin. Burada ona da dua ediyor. Osman'a dua ettikten sonra evet Hazreti Ali de böyle bizim işte İmam-ı Azam bunlardan alarak Ehl-i Sünnet itikadı budur. Afdalul nas, afdalul müminin Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Bu hadislere binaen ümmeti Muhammed'in en faziletli Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır, sonra Ali'dir. Hocam, Hazreti Ali peygamberimizin şeysi, damadı, akrabası. Niye o dördüncüye giriyor? Evet. Dördüncüye demin söyledim. Ebu Bekir, Efendimiz ne söylediyse hiç itiraz etmemiş. Baş üstüne ya Resulullah demiş. Ömer daha çok iş yapmış Ebu Bekir'den gördüğümüz kadarıyla. İslam devletini kurmuş, teşkilatlandırmış. Muazzam işler yapmış ama ikinci numara. Neden? Mekke'ye ömreye gidiyor peygamberimiz. Sadece ömre yapacak, gelecek. Ama yanında çok asker, sahabi yok, silahları yok. Ömreye gidiyorlar. Mekkeliler kesinlikle sokmayacağız demişler. Hepsini kılıçtan geçireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş böyle böyle canımız, kanımız İslam uğruna feda olsun ya Resulallah. Böyle bir sahabi olmak. Peygamber din uğruna böyle her şeyi feda etmek. Allah övüyor bunları. Onun üzerine peygamberimize and içmişler. Kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız Allah yolunda diye. Bunu görünce elçi göndermişler. Gavurların yüreğini korku salmış. Efendimiz böyle konuşurken ağzından tükürük üstüme gelsin diye millet o tükürük üstüme gelsin diye zıplarmış böyle. Efendimiz'e böyle bağlılık. Hayatını iyice sayıyor. Bundan yenilmez demişler. Adam, elçi göndermişler. Evet, elçi gelmiş. Demiş ki bizim şerefimiz var. Tamam. Ama demiş bu sene yapmayın. Tavaf etmeyin Kabe'yi. Gelecek sene yapın. 10 sene birbirimize anlaşma yapmışlar filan. Yaz Ali demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz yazma bilmiyor. Ali katip. Demiş ki elçi, müşrik elçisi, Bismillah'ı kabul etmiyorum demiş. Biz Bismillahirrahmanirrahim demeyi kabul etsek seninle demiş ne zorumuz var? Bunu sil demiş. Peygamberimize zaman lazım. Zaman lazım. Aklını kullanacaksın. Evet, o dua ise Allah geri çevirmez ama önce bize düşeni yapmak zorundayız. Bunlar hep bize ders. Onun ihtiyacı var. Müslümanlar daha yeni kurulmuş, Medine'ye gitmiş. Para yok, imkan yok, ordu yok, şu yok. Sil Ali demiş. Vallahi silmem ya Resulallah. Neyse yani hepsi de muazzam, mübarek insanlar ama sıralama da böyle işte. Ebu Bekir hiç itiraz etmediği için bir numara. Ömer iki, Osman üç, Ali dört. Allah onlardan razı olsun. Bu hadiste işte onları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem övüyor. Evet. Ve rahimallahu aliyyen. Ebu Talib Ali'ye de Allah. Allahümme edril hakkı ma'ahum. Hak onu hasüder. Ne tarafa yönelirse hak onunla beraber olsun. Onun zamanında kargaşalar başladı ya. Ali'nin haklı olduğuna bu hadis şey. Evet. Biz de elhamdülillah Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadındayız. Hep camilerimizde bak Ebu Bekir, bak Ömer, bak evet bunları yazarız, severiz. Ama bunu Arap camilerinde göremiyorsun bunları. Evet ben ırkçı değilim.
Evet, biz Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine, hadislerine gönül vermiş bir milletiz. Onun için Cenab-ı Hak dünyayı hakim kıldı bizi. Fatih yaptı, çavaştık, İstanbul'u fethettik. Olmaz deneni oldurduk. Kanunu olduk, hırt dedik. Bırakın! Gavurları bile kurtardık zulümden. Ama bundan ayrıldığımız zaman geriledik. Şimdi aziz olmanın yolu gene Efendimiz'in sünnetine bağlanmaktır. Bu kapı açıktır. İşte şimdi dünya bundan korkuyor. Evet, ben 6-7 sene evvel Suriye'ye gittim, gezdim. Çok gittim de köy köy gezdim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes şu haramdır diyorsun. Niye haram olsun diyor. Burada sen müştehit misin? Fetva veriyor kendiliğinden. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor Kur'an'da ki bilmediğiniz haram helal bilmiyorsanız bilene sorun. Fes'elü ehle zikri in kündüm la ta'lemun. Bakkal ne bilir lan haramdan helaldan? Herkes kendine fetva veriyor. Bunu gördüm. Bu devlet yıkılır dedim. Paramparça Yahudi kullanıyor. 69'da Bağdat'ı böyle gördüm. Yıkıldı görüyorsunuz. Evet, hepsi böyle. Ama elhamdülillah bizim doğudan batıya onlar namazın ön son sünnetlerini de kılmıyorlar biliyorsunuz. Kabe'de tesbih çekilmiyor. Kötüdür demiyorum kardeşimiz Müslüman. Ama tesbih bid'attır diyorlar. Namazın sünnetlerini kılmıyorlar. Şimdi oradan gelenlere bakıyorum ben. Farzı kılıyor, oturuyor orada. Ya defol git işin varsa. Sünnet kılmak mecbur değil ama camiden kalkıp da gitmiyor. Sünnet ne kılmıyor herif. Gelmiş oraya, senin adlarını söylemiyorum. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz namazların ilk sünnetini, son sünnetlerini farzmış gibi asırlardan beri kılar. Namazdan sonra salavat getirir, Sübhanallah velhamdülillah der, Ayetül Kürsi okur. 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber, 100. La ilahe illallah vahdehu la şerike der, sünnetleri harfiyen yapar, Allah da tutuyor elimizden kaldırıyor. Neler yapıyorlar, dağıtamıyorlar bizi. Peygamber sünnetine sarılanı Allah himaye eder, aziz eder. Şimdi öyle sapık ilahiyat profesörüyle çıkıyor. Kur'an'da her şey var. Sünnet önemli değil. Kur'an bize yeter. Yetmez ulan, yetmez. Muhammed Mustafa olmadan Kur'an'ı anlayamazsın. Evet, İslam'ı uygulayamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden anayasa var. Türkçe. Buyurun okuyun, anlayın. Hadi, otur meydan. Anlamak için kanunlar çıkıyor. Kanunlar da anlayamazsın, tüzükler çıkıyor. Onları da anlayamazsın, yönetmeler çıkıyor. Dünyada böyle. Akıl yolu birdir. Kur'an, sünnet, sahabenin icması, Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Eş-Şafii, evet, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, kıyas. Bunlara bakacaksın. Anlayabilmek için. Yoksa anlayamazsın. Evet, böyle. Evet, şimdi ama öyle bizi, şiimizi oturmuş rayımızdan çıkarmak için, parçalamak için ne diyorlar? Kur'an'a sarılacağız. Kur'an'dan alacağız ilhamı. Zaten sünnetler sonradan toplamış, şüphelidir. Ne gerek var? Kur'an'da her şey var. Her şey var da anlayamazsın. Buyur anayasayı anla diyorum ben de. Türkçe anayasayı anla. Hadi kanunları anla. Niye avukata para vereceksin lan? Türkçe ya kanunlar, hadi sıkıysa. Şimdi böyle ahir zamanda bizi parçalamak için 1000 yıllık ehl-i sünnet temelimizi, oturmuş yolumuzu sarsacak, bölecek propagandalar yaptırıyorlar. Bu adamlar bunların aletidir demiyorum. Haberi bile yoktur ama gaflet içinde yüzüyor. Bizim atalarımız çok güzel yoldan girmişler. Ne güzel bak, doğudan batıya tesbihler çekeriz. Sünnetleri kılarız. Mübarek gecelerde toplanırız. Peygamber üstüne toz kondurmayız. Bu iman olduğu sürece de sırtımız yere gelmeyecek inşallah. Cenab-ı Hak bizi imanımızı kemale erdirsin.
kötü şeylere, kötü kimselere, kafirlere, münafıklara fırsat vermesin inşallah. Bu hadis işte dört halifeyi, evet Müslümanım diyor, üç defa girdim diyorum. Koca sarıklı, bu sarığı beğenmez. Böyle teker gibi. Göbeğine kadar sakallı. Ama Ebu Bekir'e küfrediyor. Lanet okuyor. Evet, halen. Neyse, Allah hidayet versin. Allah bize güzel peygamberin yolundan ayrılmamayı nasip etsin. Ümmetimize fitne sokmak isteyen kafirlere, münafıklara fırsat vermesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahman Errahim. Elhamdülillah. 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 Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. On üçer İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süvericiliği kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve cümle sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, tüm ümmet-i Muhammed'in ruhlarına hediye edildik. Vasıl eyle, şefaatlerini bizlerin nâri eyle. Ya Rabbi, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle. Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan bizi ayırma ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ya Rahman Rahimin, bizi hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı, yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. İmanımızı kemale erdir. Ahlakımızı güzelleştir. Kötülüklerden bizleri, çoluğumuz, çocuğumuz, tüm ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, ülkelerini, her türlü arazi, sema, iktisadi, içtimai afetlerden, fitnelerden muhafaza eyle ya Rab. Bizi küfürden, münafıklıktan, her türlü kötülüklerden muhafaza buyur. Kamil iman nasip eyle. Ahlakımızı güzelleştir. Aziz vatanımızı, tüm İslam ülkelerini her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin, kafirlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Günahlarımızı affeyle.
ayıplarımızı setreyle. Tevfik-i samadaninden bizi mahrum eyleme ya Rab. Akıbetimizde hayreyle. Subhaneke la ilme la illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.